Öncelikle çok teşekkür ederiz bu davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben biraz takipçilerimize sizi biraz tanıtayım kısaca. Evet. Emine Hanım, doktoramcam.com'un kurulduğu andan itibaren hep benim de yanımda olan, kendisini İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Asistanlığı döneminden beri tanıdığım, en güvendiğim pedagog ve Çok çocuk teşekkür gelişim ederim. uzmanlarından birisi. Doktor amcama katkıları saymakla bitmez. Bir sürü videosu var, makalesi var. Sitemizi ziyaret edenler zaten sizi muhtemelen tanıyordur. Evet. Evet, güncel bir konu istedim. Her ne kadar okullar yüz yüze açılmış olmasa da aslında bu online eğitimlerle yavaş yavaş okul havasına girdi aslında aileler de çocuklarda. Hatta duyduğum kadarıyla bu online eğitimlerde bile okul fobisi varmış. Evet. İşte küçük çocukları gazlıyorlar. Bilgisayarın başına ağlayan, zırlayan çocuklar duyuyoruz. Evet. Bir de bu son zamanlarda bir okul olgunluğu diye bir terim duydum. Evet. Biraz açar mısınız, bu okul olgunluğu nedir? Çocuk buna ulaşmazsa neler oluyor? Peki. Şimdi ben Emine Eransan, Anıl Bey'in tanıttığı gibi çocuk gelişim ve eğitim uzmanıyım. 30 yıl İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde çalıştım ve çok fazla gelişim testi yaptım. Mesela ortalama söylersem 40 bin üzerinde. Bu gelişim testlerinin bir kısmı aslında okul olgunluğu testleri de vardı. Çünkü okula başlıyor olmak sadece bilişsel, yani zihinsel gelişim yeterli değil. Bazen çocuklar belli alanlarda tıkandıkları için okul olgunluğu testlerini de yapıyoruz çünkü. Şimdi emekli olduktan sonra da farklı üniversitelerde özellikle bu dersleri veriyorum. Yani çocukları tanıma ve değerlendirme tekniklerini, yani gelişim testleri ve okul olgunluğu testlerini veriyorum. Şimdi tam da yeni böyle okul öncesi öğretmenliğinde iki farklı üniversitede derslere başladım. Öğrencilerime dedim ki okul olgunluğu testleri gerçekten her çocuk okula hazır mıdır? Çünkü öğretmenler bazen anne babayı yanıltabiliyor. Sadece zihinsel gelişime bakarak okul olgunluğu var başlasın diyor. Halbuki okul olgunluğu çok yönlü bir şey. Birincisi fiziksel gelişimiz. Onu siz çocuk doktorlarıyla ilgili kısmı, yani fiziksel olarak ne kadar sağlıklı, okula hazır mı değil mi diye. Bizim açımızdan evet bilişsel gelişim çok önemli tabii, ama sosyal gelişim, ince motor, öz bakım becerileri ve dil gelişimi. Bütün bunlara bakıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bazen çocuklarda ince motor geri olabiliyor. İnce motor ne demek? Ellerimizi kullanıyor olmamız demek. Bu benim bu aylarda çok fazla bana farklı bir şikayetle gelen velilerimde, ben ince motora çok dikkat ederim. Elleri kullanmadır. Annelere derim ki elimi sık desek benden güçlü sıkabilir. Elime yumruk at desek benden güçlü atıyor olabilir. Buradaki kastettiğimiz el gücü değil. Okul olgunluğunda kağıdı kaleme aldığında el göz koordinasyon işbirliği yapması gerekiyor. Yani tam 6 yaştaki ince motor gelişimini yapabiliyor mu demek bu. Şimdi burada ne oluyor peki? Bütün gelişimlere geri dönelim şimdi. 0-6 yaşta ben çocuk nörosunda çalıştığım için yıllarca 0-6 yaştaki beynin gelişimini ontogenez diyoruz. 0-6 yaştaki bütün çocuklardaki gelişim tüm dünyada aynı. Hiç kültürel fark beklemiyoruz, işte kişisel fark beklemiyoruz. Yani bütün dünyadaki çocuklar, örneğin kaba motor, hep verdiğim örnek budur benim, insanlar beni daha iyi anlasın diye. Yürüme ayları ortalama dünyada aynıdır. İşte bir koşuyor, zıplıyor, bisiklet pedalı çeviriyor gibi. Böyle hep gelişim. İnce motor da öyle, dil de böyle, zihinsel gibi. Hep böyle kendi içinde ben bir merdiven basamağına benzetiyorum. Bir alt basamak olmazsa gelişimde bir üst basamak çıkmıyor. Şimdi ince motora örnek vermek istiyorum. 4 yaş, 4,5 yaş arası tek obje dönemi gerekiyor. Yani bir şekil çiziyor onu. Baktığımızda işte güneş mi, çocuk mu, çiçek mi anlıyor olacağız. Sonra kompozisyon dönemi gelecek. Sonra kompozisyon dönemi bittikten sonra işte harfler, şekiller, sayılar başlayacak. Şimdi bazen çocuk tek obje döneminde kalmış. Aile ve okul farkında değil, ama ilkokul bile başlatıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk okulu sevmiyor. Kağıdı kalemi sevmiyor. Çok güzel okuyorlar çünkü. Ama ne yapıyor çocuk? Anne diyor ki okumayı söktü ama bir türlü yazmayı sevmiyor diyor. Ya da ne bileyim işte kağıt kalemle arası iyi değil diyor. Halbuki ince motoru geridir. Yani okul olgunluğu için bir bakmamız gereken şey ince motor. İki, sosyal gelişim. Özellikle daha böyle bazen anneler der ki bize şey diyorlar. Ya daha bebeksi, daha oyun oynaması gerekiyor çok galiba diyorlar. Hani okula verdik, başlattık ama evet, sosyal gelişim ve duygusal gelişim de önemli.
o açıdan kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Bir de Şey bu, bir araya gireyim burada. Bu tabii evet. ince motoru ölçmek için bazı testler mi yapıyorsunuz? Ya da bu Denver testinin ince motorunu ölçen bir şey, Evet, aparatın, gelişim bir testlerini ölçüm aracınız mı var? evet. Gelişim testlerini yapıyoruz. Bir de okul olgunluğu adı altında ayrı testler var. Mesela bütün İngilizlerin çıkarttığı, yıllardır kullandığımız, bütün dünyanın kullandığı Metropolitan Okul Olgunluğu testi var. Ve OKHT diyeyim, gene, yani Türkçe ismiyle yine okul olgunluğu testlerimiz var. Ama eğer gerilik düşünüyorsam yanında bir gelişim testi, mesela Ankara Akte gibi, Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri, Denver gibi, Geçte gibi herhangi bir gelişim testiyle birlikte ikisini şey yapabilirim, ikisini birlikte kullanabilirim. Mutlaka bunları yaptığımızda görüyoruz zaten hani okul olgunluğu açısından 6 yaşında var mı diye. Çok çok ilginç. Hani ben olayı sosyal açıdan hazır mı, hani sadece zeka değil, bunu zaten biliyoruz da, olayın ince motor boyutunu gerçekten düşünmemiştim. Çok şaşırdım Öyle kendime. mi? Ha Hani yok burada yani çocuk çok yok. kalem tutacak aslında. Kalem tutacak ve ince motorun gerekli olduğunu aslında biliyorum, ama bunu okul olgunluğuyla Ama bağdaştırmak sonrasında için benim işte için çok faydalı oldu bu, notu sevmeyen, gerçekten. kağıdı kalemi sevmeyen, yazmayı sevmeyen, ödevi sevmeyen bir dolu çocuk var. Birinci sınıfta buna böyle Ve bunlar aslında ince motor olarak hazır evet olmayan mesela çocuklar, doğru mu anladım? kompozisyon nedir? Mesela tek obje dönemi baktığımızda ev mi, arama mı? Yetenekten bahsetmiyoruz. Bazen ben derim başka bir şey için gelseler bile. 5 yaş bu. Bak seneye ilkokul ince motorda geri derim. Hakikaten çocuğun çizdiğinde aileye gösteririm. Sonunda değer. Aile der ki bana benzemiş. Yani benim de hiç yeteneğim yok. Aynen çöp adam çizebilirim ben de der. Ben de diyorum ki yürümeyi siz öğrettiniz mi diyorum. Yok hayır biz öğretmedik. Kendi öğrendi diyor. Onun gibi bir özellikten bahsediyorum diyorum. Yetenekten bahsetmiyorum. Aynı yürüme için nasıl gelişimsel sıralamalar varsa ince motorda da var. O yüzden mesela çocuk tek obje, mesela yeni geldi 2 gün önce bana. Hatta ilkokul 1. sınıf çocuğu çok üstün zeka diye getirdi aile. Neye göre daha çünkü devlet okuluydu. Neye göre karar verdiniz üstün zeka olduğuna dedim aileye. Dörtlü rakamları işte okuyor, yazıyor ve toplama çıkarma yapıyor dediler. Sonra baktım ince motoru tek obje döneminde yani 4 yaşında çocuk 6 yaşını doldurmuş. Dedim ki peki siz bana o konu hakkında uzun uzun konuştuk, değerlendirmeler yaptık ne yap? Ama dedim ki sizi uyarıyorum daha okul pandemiden dolayı geç açıldı ve şu anda devlet okulu haftada 2 gün gidiyor. İnce motoru geri. Olur da o yazmayı sevmezse, kalem tutmayı sevmezse, ödev yapmadan hoşlanmazsa o aradaki işte kompozisyon dönemine geçmemiştir çocuk. Kompozisyon döneminde çizdiği şeylerin güzelliği önemli değil. Yeteneğe bakmıyoruz. Baktığımızda ev, çiçek, çocuk, böcek, kuş yani bir sayfa dolmalı bir konu olması gerekiyor. Bu dönemden geçtikten sonra harfler, sayılar yerine oturarak başlıyor. İnce motor o yüzden anlatmak istemiştim. Şimdi gelelim öz bakım becerilerine. Biraz ondan bahsedebilir miyim çocuk gelişiminde? Tabii ki. Sıfır Evet. yaştan. Şimdi şöyle bir şey. Bizim kendi kültürümüz, çocuk eğitimindeki kendi kültürümüzde şey var. Tabii çok koruyucuyuz biz çocuklarda. Bu kültürel bir özelliğimiz. Kime göre koruyucuyuz? Batılı ülkelere göre çok koruyucuyuz. Yani batılı ülkelerdeki anneler de anne baba. Onlarda da annelik babalık hormonları var. Ama biz Biz hemen düşünce kaldırıveriyoruz, değil evet, mi? biz Hiç çok kalkmasına bile koruyucuyuz. müsaade etmiyoruz. Evet, biz çok koruyucuyuz. Çünkü hiç düşmesin, üzülmesin, ağlamasın, aç kalmasın, boyu uzasın, hasta olmasın falan istiyoruz. Yok öyle bir dünya, değil mi? Yani bizim yaşına göre anne baba olduğumuzda yaşına uygun davranıyor olmamız lazım. Bir örnek vereceğim, basit bir örnek mesela. 4-6 aylık arası bebekler uzanıp almaya başlıyor ya, her şeyi uzanıp almaya başlıyor. 6 aydan sonra da ek gıdalara geçiliyor ya, annenin kontrolünde bebe bisküvisi ya da ekmek içi olabilir. Elinde ısırarak yemesine müsaade etmeleri gerekiyor annelerin. Yani daha oradan başlıyor bakın. Elinde yeme, mesela annenin paniği korkusu varsa eline hiçbir şey vermiyor ya boğazına kaçarsa diyor. Ne bileyim yani işte 12 aydan sonra basit normal bardaktan dökerek de olsa su içiyor olması gerekiyor. 12-18 ay arası basit de olsa kaşık kullanıyor olması gerekiyor. Bizde 5 yaşındakini besleyen anneler var. 6 yaşındakini besleyen anneler var. Yani öz bakım becerilerinde çok önemli. Daha bu işin başından itibaren biz anne babaların anne baba olduğumuzda yaşına uygun kendimizi geri çekmeyi
çocuğun da bağımsız olup kendi ayakları üzerinde durup kendisinin geliştirmiş olması gerek. Hep bunlar biz fırsat verirsek öğreneceğiz. Okula verdiğimizde mesela hep evde besleniyor ya çocuklar. Tabii okulda beslenmeyecekler, öğretmen besliyor. Ama anne ile öğretmen işbirliği yapmalı. Hep ben bunu öğretmen olacak öğrencilerime anlatıyorum. Annelerle sıkı işbirliği yapın. Okulda artık beslenmeden kendi yiyorsa evde de anneye ödev verin. Yedirmeyecek. Çocuk giyiniyorsa anne giydirmeyecek. Artık kendisi giyinecek. Özellikle öz bakım okula uyumsuzlarda, okul korkularında, okul fobilerinde hep bu çok karşımıza çıkar. Anne çok koruyucudur. Ve nasıl geri duracağını anneye öğretiyor olmamız gerekiyor. Bu bağımsızlık, öz bakımdaki bağımsızlığın herhalde ilk başlangıcı 7-8 ayda BLV ile, değil mi? Çocuğun kendi kendini beslemesiyle başlıyor. Ben burada bir pediatrist olarak hani tecrübelerimden ufak bir şey aktarmak istiyorum. Anneler dediniz korkuyorlar ya boğulursa diye. Ben bu korkuyla gelen annelere şunu soruyorum. Diyorum kaç yaşındasınız? İşte diyor 30-35. Diyorum 30 yıldır hiç gazete 3. sayfada yemek yerken boğulup ölen bir çocuk haberi gördünüz mü? Hayır diyorlar. Peki diyorum uçak kazası kaç kere gördünüz? Herhalde bir 10-15 kere görmüşümdür diyor. Diyorum bu durumun ne kadar nadir olduğunu anlamanız için bu örneği veriyorum. Çünkü gerçekten hani refleksleriniz var, bizi koruyor. Yemek yutarken otomatik olarak zaten glottis dediğimiz hani klozet kapağı gibi nefes borusu kapağı kapanıyor. Ve diyelim olmadı bir kaza oldu biraz kaçtı bu sefer de öksürük refleksimiz var. Hani anneler biraz öksürünce öğürünce hemen boğulduğunu zannediyorlar. Halbuki çocuk yutmayı öğreniyor, yemeği öğreniyor. Birazcık fırsat vermek lazım. İnanın Heimlich manevrasına bile ihtiyacı olan anne bugüne kadar neredeyse hiç karşılaşmadım aslında. Bu bir gereksiz panik ve korku aslında. Evet, yani çocukları şimdi genel olarak bütün gelişmiş ülkeler, aslında bütün dünyadaki ülkelerin 3 yaş bittiğinde, yani 36 ay bittiğinde anaokuluna başlatmasını öneriyoruz. Mutlaka. Ben yurt dışından döndüğüm yıllarda bunu çok söylediğimde anneler diyorlardı ki ben ev hanımıyım, 3 yaşında niye vereyim? Çünkü hem de çocuğum bıkar mı diyorlardı. Şimdi ben ilk yıllar şaşırıyordum mesleğimin ilk yıllarında. Batılı ülkelerdeki anneler çocuk 3 yaşında anaokuluna verirse bıkar mı sözünü bilmiyorlar. Yani veriyorlar çünkü o ihtiyaç, yani verilmesi gerekiyor. Artık sosyal yaşamın başlaması ve çocuğun bizden kopup ayakları üzerinde duruyor olması gerekiyor. Ben de diyorum ki bıkmayın. Aslında çocuk 3 yaştan sonra oyun oynamaya gidiyor okula. Evet. Yaşıtlarıyla birlikte olmaya gidiyor. Okula gitmiyor ki. Burada Evet. çocuklara da bu algıyı vermek lazım. Bu bir zorunluluk değil, bu bir eğlence aslında. Çünkü bir erişkin 24 saat oynasa çocuğuyla asla bir çocuğun yerine geçemez, değil mi? Evet. Zaten eğer olur da bir bahaneyle anne baba o 3 yaş bittikten sonra okula vermiyorsa o kış kesin bir yerde tıkanacaksınız diye uyarıyorum. Davranış problemi olarak geliyorlar çünkü. Anne baba sizin verdiğiniz örnekteki gibi oyun arkadaşı olamıyor. Çok oynuyor ama bir yerden sonra çocuk onu biliyor. Çünkü biz mesela anne baba olduğumuzu düşünün. Çocukla oynuyoruz. Çok da seviyoruz, özlemişiz, oynamak istiyoruz. Ama bir bizi arkadan biri çeksin, bir kameraya çeksin, sonra seyredelim. Büyük gibi oynuyoruz. Sürekli akıl veriyoruz çocuğa. Sürekli doğruyu. Halbuki çocuk yanlış yapacak, kızacak, sevinecek. Yani çocukla oynamaya ihtiyacı var. Yani 3 yaşında veriliyor olması gerekiyor. Ama tut ki vermediler herhangi bir sebeple ya da veremediler. En geç lütfen okul öncesinde mutlaka okula gidiyor olması gerekiyor çocuklarımızın. Bizden kopuyor olması gerekiyor. Şimdi buradan biz hani kültür olarak bağlıydık ya çocuklarımıza daha fazla Batı kültürlerine göre. İlk ayrılış, evden kopuş, okula gidiş çok önemli orada. Ben çok bağlıysam eğer anneysem bağlılık karşılıklıdır. İki taraf, yani tek çocuk bana bağlı değildir. Ben de çocuğa bağlıyımdır anne olduğumda ama ben onu kendimi görmüyorum. Hep ben siz de çok bağlısınız dediğimde yok yakamdan düşsün çok boğuldum artık nefes alamıyorum okula gitsin ben de bir rahat nefes aldım diye alayım diye geldim diyorlar okula gitmek istemeyenlerin. Ama annenin de ondan kopmasını öğrenmesi gerekiyor. Olur da anne öğrenemiyorsa bazen annenin de belki takviye alması gerekiyor. Şimdi burada ilk evden kopuşta sorun yaşanabilir. Ama anneler ne yapmalı bu önemli. Şimdi bir okula giderken ilk günler çocukların %50'si şey yapıyorlar. Lay lay lom gidiyorlar. Çünkü çok değişik oyuncaklar var, arkadaşlar var. Ama 3 gün sonra, 5 gün sonra birden ağlama başlıyor. Okula gitmeyeceğim diye tutturma başlıyor. Niçin belli bir zaman sonra ağlama başlıyor? Çünkü
okuldaki kuralları fark ediyorlar. Halbuki evde kuralların çocuğun koyduğun çocuk hızla uyanıyor. Yani yemiyorsa yediriliyor. Alternatif sunuluyor. Halbuki okulda yemiyorsa aç kalıyor. Yani gerçekten ayakları üzerinde durması gerekiyor. Olur da gittikten sonra belli bir zaman sonra ağlama başlıyorsa eğer ailenin yapması gereken şey neden ağladın? Bir şey mi yaptılar? Bir şey mi oldu? Öğretmenin bir şey mi dedi gibi çocuğu daha çok korkutacak sorular sormamalı. Demeli ki okula gideceksin ama bunları okulundaki öğretmeninle konuş, ben de konuşurum diyebilir anne. Ama göndermeyeni götürmeli. Evde panik halde niye ağladın? Bir şey mi dediler? Bir şey mi oldu? Öğretmen neydi? Öğretmen ne yaptı? Sorarsa hiç götüremezler. Hani orada anne sakin olmalı ve okula güvendiğini çocuğa belli etmeli. Şimdi diyelim çocuk okulda ağlıyor, durmuyor. Tabii oryantasyonla başlayın. 3 yaşta olsa, 5 yaşta, ilkokul 1'de olsa biliyorum. Ben ülkemizde de öyle yıllardır oryantasyon yapılıyor. Okul tanıtılıyor. Sadece oyunlar oynanıyor. Sonra süre gittikçe artırılıyor. Anaokulunda da öyle. İlk başladığı günlerde mutlaka 2 saat, 3 saat, yarım gün gibi artırılıyor oryantasyonda. Oryantasyon döneminde anne bekleyebilir sınıfta, bahçede, koridorda. Arada çocuk onu görebilir. Ama çocuk ağlıyor diye annenin yanına geldi. Anne ben buradayım merak etme bak bekliyorum falan yapmamalı. Çok sakin olmalı. Yanında kitap götürün diyorum. Sakin sakin oturun. Evet ben buradayım. Sakin söylemeli. Panik halde ağlama bak ağlanacak bir şey yok. Yaptıkça ağlamayı arttırırlar. Yani ben okula güveniyorum mesajını veriyorsa bırakan kişi anne ya da anneanne mutlaka çocuk da alışıyor. Alışmayan çocuk yok. Bir de bazen ayrılırken çok böyle kopamayan anneler çocukları oluyorlar. Ne yapmalı burada anneler? Ayrılma sahnesini çok hızlı kesmeleri gerekiyor. Yani artık okul dedi ki beklemeyeceksiniz. Oryantasyon bitti artık gidin diyor. Sonra almaya gelin diyor. Kim bırakıyorsa anne, anneanne ya da bakıcı ya da baba kim bırakıyorsa kapıda ağlayacak diyelim çocuğumuz. Hızla vedalaşmalı. Öpmeli işte şu saatte seni almaya geleceğim demeli ve hızla alasma aldık demeli mutlaka ve hızla arkasını dönüp gitmeli. Ama öğretmene de demeli ki ben çocuğumu ağlayarak bıraktım. Ne zaman sakinlediyse bana küçük bir video çekin ya da resim yollamayın. Ben de rahat etmeliyim demeli. Artık bütün cep telefonları minicik videoları çekiyor çünkü. Biliyoruz ki sorun evden kopuş, anneden ayrılma. En geç ben 20 dakika diyorum böyle. Yani 20 dakikayı çoğu bulmuyor. Çok hızlı oyuna dalmış oluyor ama anneyi de rahatlatmak gerekiyor. Ağlayarak bıraktı ya. Hani anneye de orada birazcık rahatlatacak. Bak ben hep şey derim ağlayarak bıraktı içim çok cız ediyor. Bütün gün ben de huzursuz oldum evde diyorum. Peki diyorum ki almaya gittiğimde hani uzaktan gözlemişsindir mutlaka mutlu mu aldın diyorum. Hepsi mutlu aldım diyor. Yani o ayrılış dönemleri ilk zamanlar bu önemli. Ayrılmayı öğrenmeleri gerekiyor zaten okulla ilgili. Yani anneler galiba bazen çocuklardan daha fazla zorlanıyor yani. Evet yani kopmayı ama öğrenecekler nereye kadar. Bazen bana şey geliyor işte ben ısrarla anaokul dönemi gelmiş dediğimde anne vermemek adına bahaneler buluyor. Mesela diyor ki bana ama işte prematüre doğdu diyor da kalp hastası diyor işte falan böyle bir şeyler hep bahanesi var ya. Ya da çok zayıf hiç yemiyor okulda da yemez diyor. Diyorum ki kalp doktorun ya da yeni doğan takip eden doktorunuz anaokuluna vermeyin dedi mi diyorum mahsus ben de. Yok öyle bir şey demediler diyorlar. Yani kendileri kopmak istemiyorsa çocuk doktorların özellikle Anıl Bey sizlerin ve bizlerin anneyi sakin sakin yatıştırıyor ve çocuğun sosyal hayata girmesi gerekiyor. Yani bir yerde bizden kopması gerekiyor çünkü hep böyle anneleri şey yapıyor olmamız lazım. Bunun işte 2-3 yaş civarı emzirmenin bırakılmasında da aynı şeyi aslında görüyoruz. Evet. İşte çocuğun sürekli emmek istediği bahane ediliyor ama aslında biraz irdelediğiniz zaman, içini deştiğiniz zaman aslında anne de bu emzirmeyi bırakmaya çok hevesli değil. Evet. Yani aşağı yukarı aynı Aynı. şey Evet. herhalde. Şimdi okul korkusuna gelelim. Okul korkusunda yani bir şey Bu okulla uyum sürecinin biraz daha aşırısı oluyor herhalde artık. Fobi boyutunda değil mi? Farklı bir şey. evet. Şimdi O zaman detayları sizden tamam. alalım. Peki. Şimdi hani hepimiz dünyaya gelirken farklı kişilik özellikleriyle doğuyoruz. Anksiyete yatkınlık doğmuş olabilirim. Ben, siz ya da çocuğumuz. Yani orada bir sorun yok. Ama biz anne baba olduğumuzda ya da öğretmen olduğumuzda o anksiyeteyi nasıl yönettiğimizle ilgili. Yani kaygı duyuyor olmak sağlıklı bir şey. Yani beni korkutan bir şey yeni başlıyorsam, yeni gidiyorsam, yeni bir okula ben de başlıyorsam, yeni bir işe benim de kaygı duyuyor olmam çok sağlıklı bir şey. Peki yani orada peki ne var?
kaygıyı yönetiyor olmamız gerekiyor. Ve ben diyelim ki ben annesiyim, benim anksiyetem var ya da babasıyım. Beni modellememeli çocuk. Yani anne ve babanın çok iyi yönetmesi gerekiyor. Zaten genetik yatkınlık geçmiş olabilir çocuğa. Bir de beni modelliyorsa iyice korkulara su yüzüne çıkabilir. Bu karşımıza okul fobisi gibi de çıkabilir. İşte gece yalnız yatmama gibi de çıkabilir. Yani birinci söylemek istediğim şu: anne babaların bu süreci çok iyi yönetmesi gerekiyor. Kendilerinde kaygı varsa lütfen çocuklarına model olmamaları gerekiyor. Hep bizimle ilgilidir. Ya da ben kaygıya yatkın değilimdir, anneyim diyelim ki. Ama çocuğumla ilgili kaygılarım vardır hayata karşı. Okulda ne yapacak? Öğretmen ne diyecek? Dayak mı yiyecek? İşte falan, yemek yiyecek mi? Aç mı kalacak gibi bizim ses tonumuz, mimiklerimiz, okulla ilgili şeylerimiz çocuklardaki kaygıyı arttırabilir. O yüzden kaygıyla ilgili sorunlarda öncelikle anne babaların kendilerini gözden geçiriyor olması gerekiyor. Yani kendileri kaygılı mı değil mi, bunu görmesi gerekiyor. Birincisi bence bu. Ama hepimizin yeni başlangıçlarda, yeni bir yere gitmelerde kaygılı olmamız normal. Yeter ki kaygıyı yönetiyor olmamız gerekiyor. Şimdi eğer korku kusura boyutunda... bakmayın, ev halisinden biraz ses geldi de o yüzden Tamam. ayrıldım kısa bir süre ekran başından. Şimdi bazen çocuk o kadar kaygıyı abartabilir ki karın ağrısı, mide bulantısı falan da olabilir. Hem anne adına hem çocuk adına mutlaka böyle bir şikayet varsa çocuk doktoruyla mutlaka görüşmeliler. Birinci yapılması gereken bu. Eğer altından hiçbir şey çıkmıyorsa, çocuk doktoru bir sorun yok, karın ağrısı ya da işte mide bulantısı bir sorun yok diyorsa, direkt bunu okul korkusu olarak şey yapmanız. Ve çocuğun yanında da bunun çok Tabii bunun için bazı tetkikler gerekiyor. Bunun için bazı testler yapmak gerekiyor. İşte onu zaten bize geldikleri zaman yapıyoruz ama çoğu zaman hakikaten altından hiçbir şey yakalayamıyoruz. Ne bir böbrek taşı çıkıyor, ne bir fıtık oluyor, ne bir parazit, ne bir idrar yolu enfeksiyonu, hiçbir şey bulamıyoruz bu çocuklarda Evet. çoğu zaman. Ama o zaman işte diyelim ki anne kaygılı mı değil mi, onu gözden geçirmemiz gerekiyor. Sonra evdeki ekranı ben hemen hızla gözden geçirtiyorum. Ekran nedir? Çocuk ne kadar seyrediyor? Bazen daha büyük çocuklara ben soruyorum. İşte 6 yaşta ilkokul 1'se ciddi gitmek istemeyenler var çünkü. Tamam, diyelim ki gitmeyeceksin. Alternatifin ne? Evde ne yapacaksın diyorum. Bilgisayar oynayacağım diyor. Tabletimle oyun oynayacağım diyor. Ya da diyor ki işte YouTuber'ları seyredeceğim. Ya da diyor ki çizgi filme gireceğim. Yani o zaman ekranı gözden geçiriyoruz. Ekranı evde biz anne baba olarak, aile olarak belki hayatımızdan belli bir süre çıkarıyor olmamız gerekiyor. Yani biz de seyretmiyor olacağız. Belki evdeki televizyonu iptal edeceğiz. Tabii çocuğa okula gitmek için televizyonu kapattık denmeyecek ama. İyice gitmez. Yani televizyon bozulmuş olabilir. Ya da tablet belki annenin babanın iş yerine gitmiş. Yani o dönemde sana yasak demeden ailenin yaşam biçimini de değiştirmesi gerekiyor. Çünkü seyrettikleri çizgi filmler zaten korkuya yatkınlığı varsa korkuyor, çok tetikliyor. Örneğin bir çizgi film, herhangi bir çizgi film, bir dizi ise böyle her gün ya da her hafta oluyorsa, bir bölümün çıkması için herhangi bir bölümün bir kaos olması gerekiyor. Bizim kahramanımızın gelip o kaosu halledip güç bela zor böyle heyecanlı bize korkuyla bekliyoruz ya çocuk olduğumuzdan. Sonunda bizim kahramanımız kazanıyor ve bize biz çocuklara güzel bir mesaj vererek bitiriyor. Ama benim kaygıya yatkınlığım varsa o benim bütün anksiyetemi besliyor. Yani ekran korkuyu çok besliyor. Anne babaların aklında olsun mutlaka. Hani ikinci, yani bir anne babanın kendi kaygılarıydı. İki, ekranı mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Ekran kapatıldıktan sonra o evde iptal edildikten sonra inanın o kadar çok çocuk okula gitmeye başlıyor ki bu bizim için çok önemli bir şey bence. Hani bütün buradaki seyreden veliler varsa ya da öğretmen arkadaşlarım varsa, benim öğrencilerim varsa, ikinci yapmamız gereken ekranı gözden geçiriyor olmamız gerekiyor. Bu pandemi döneminde bir aklıma gelen bir örneği anlatmak istiyorum. Bir anne beni aradı pandeminin ilk başlangıç aylarında. Dedi ki okulla ilgili çok ciddi korkuları var dedi. Pardon, pandemide değil, daha yeni şimdi okullar açıldı ya. Anne okula gitmek istemiyorum demiş. Biliyorum, ben okula gittiğim, ben lanetlendiğimi hissediyorum. Ben okula gittiğimde size bir şey olabilir demiş. Şimdi bakın, lanetlendim kelimesi ne kadar enteresan bir şey. 7 yaşındaki bir çocuk lanetlendiğimi bilebilir mi? Bence bilemez. Yani Ama bu kim bilebilir? vizyon öğrenmek Çok fazla gerekiyor. Amerikan çizgi filmi seyredenler. Çünkü orada çok geçer bu kelime.
Tamam, yani yabancı kaynaklı çizim. Dedim ki oğlunuz çok ekran seyretmiş. Evet, yazın ve pandemide çok sürekli ekranın karşısında kaldı. Çok maruz kaldı, onu oyalayın. Şimdi daha netlendim dediği andan itibaren ben anladım. Yani o kadar ekran seyretmiş ki, o kadar ekrana, o kadar korkuları öğrenmiş ki zaten yatkınlığı vardır. Bir de lanetlenmiş çünkü okula giderse annesi babasını evde pandemiden dolayı bir şey olacağını söylüyor. Yani ekran böyle çok yönlü karşımıza çıkıyor. Mutlaka ekranı gözden geçirsinler. Bir de anne babalar şeye baksınlar. Sosyal uyuma baksınlar. Gruba mı giremiyor? Arkadaşlarıyla mı ilişki kuramıyor? O zaman öğretmenle işbirliği yaparak mutlaka arkadaş çevresini genişletiyor. Ve burada öğretmenden yardım istenmesi gerekiyor. Öğretmenle karşılıklı işbirliği yapılması gerekiyor. Mesela öğretmen çocuğu karşılarken özel kendi karşılamalı, ilgi alanlarını anneden öğrenmeli. Diyelim ki erkek çocuğu dinozorları çok seviyor. Bir gün öğretmen dinozorlarla karşılamalı, bir gün dinozor kitaplarıyla, bir gün etkinliklerle gibi böyle. Ve karşılarken de ya kocaman abi oldun, adamsın artık hani alışmalısın diye sözlerle değil. Bak bugün ne oynayacağız, bak bugün ne kadar değişik etkinlik yapacağız, biz de seni çok özledik gibi olumlu cümlelerle karşılıyor olması gerekiyor. Yani hadi ya anneni artık bırak, çok üzgün anne, niye ağlıyorsun sözleri daha da bu işe pekiştiriyor çünkü. Öğretmenin biraz anneyle işbirliği yapması gerekiyor ve öğretmenin özellikle karşılamasını rica ediyoruz bu çocuklarda. Ve alışana kadar öğretmenin biraz özel ilgisini istiyoruz. Bir kenarına, sırtına dokunmalı. Bazen saçını sıvazlamalı. Karşılarken demeli ki ay bugün saçın ne kadar kız çocuğu. İşte, tokan çok güzel. Kurdelen saçın ne kadar. Yani ona özel biraz ilgili, biraz daha özenli konuşmalar, sohbetler ve yakınlıkları öğretmenlerden böyle rica ediyoruz bu çocuklarda. Bu okul fobisini tetikleyen bir şey de sanırım bazen özellikle erkek çocuklarda bu görülüyor. Daha kavgacı bir arkadaş oluyor, ondan daha iri yarı ve o çocuğa işte kötü davranıyor, farklı şeyler oluyor. Özellikle bunu ilkokulda daha çok görüyoruz, belki kreş yaşında o Akran kadar zorbalığı. çok olmuyor ama Akran. evet, akran tacizi mi denir buna Evet, bilmiyorum akran nasıl zorbalığı. literatürde Aha, evet. şey diyorsunuz ama bu da son derece kötü ve acaba buradan okul olgunluğuna dönersek yani persantili küçük olan bir çocuğu acaba bir yıl bekletip daha sonra başlatıp o fiziksel uyumsuzluğu ortadan kaldırmak da faydalı olabilir mi? Evet. Çünkü başında söylemiştim ya fiziksel gelişim, duygusal, sosyal gelişim yani çok yönlü bakmamız gerekiyor diye. Zaten anneler kıyamıyorlar. Eğer çocuk doktorları bunu anneyle hani okul öncesi yılında mutlaka değerlendirmesini öneriyorum zaten ben. Bana soruyor çok mu zayıf, çok mu küçük, yok mu çocuk doktorunuzla konuşuluyorum. Onun da fikrini alın diyorum. Evet doğru. Şimdi okul fobisini tetikleyen bazı olaylar nelerdir? Onlara bir bakalım. Şimdi tam okula alıştım. Bazen bir hastalık oluyor. Yani evde kalıyor çocuk bir hafta 10 gün. Hadi sil baştan bir de ağlamalar, istememeler başlayabilir. Bu normal. Yine ilk başta nasıl alıştırdıysak öyle alıştıracağız. Bazen tatile gittiğimiz dönüşte uyum sağlayamıyorlar. Gene aynı nasıl ilk süreci nasıl yaşadıysak anne baba öyle yaşamalı. Bazen de aile içinde sıkıntı ve gerginlik yaratacak bazı olaylar oluyor. Mesela aileden birinin ölümü, Allah korusun ama yani bunlar yaşanan şeyler ya da ciddi hastalıklar ya da ailedeki sosyoekonomik krizler gibi. Bunlar da okul fobisini tetikleyebilir. Başka bir sistem, şimdi sizin söylediğinizi ben de söyleyecektim. Okulda arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması, okul değişikliği, göçle yaşanan şehir ya da ülke değişikliği, çevre değişikliği okul fobisini tetikleyebilir. Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, bunu çok önemsiyorum ben. Anne babalar hep şunu söylüyor, siz çocuk doktorları da hep beraber aynısını söylüyoruz. Kardeş gelecekse eğer kardeşin gelmesine yakın okula kesinlikle başlatmayın diyoruz. Yani hamileliğinizin başında başlatın diyoruz mutlaka okula gitmeyi. Çünkü kardeş geldikten sonra okula gönderilirse eğer dışlandığını, atıldığını düşünürler. Kardeşin gelmesi bizim için çok önemli. Peki başka bir şey neden? Okul fobisini tetikleyen nedenlerden. Okulda sıkıntı ve gerginlik yaratacak bazı olayların varlığı. İşte daha farklı çocuklardan dayak yeme ya da kırıcı sözler işitme ya da bazı davranışlara maruz kalma gibi. Bunu bence benim şöyle bir önerim var anne babalara. Günü yakalayın diyorum. Günü yakalayın ne demek? O gün çocuk neler yaşamış, kimlerle oynamış, ne yemiş, hangi oyunu sevmiş, hangisini sevmemiş, hangi arkadaşlarıyla o oyunu paylaşmış gibi. Orada tık 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 hemen karşımıza çıkıyor. Akran zorbalığı mı var? Oyun ama alınmamış. Bazen alay mı edilmiş falan. Bence bunlar çok önemli şeyler. O yüzden çocuklarda bunları hep gözden geçiriyor olmamız gerekiyor. Bir de bazen atlayabiliriz.
çocukta cinsel ya da fiziksel tacize uğramada olabilir. Bütün bunlar okul fobisini tetikliyor olabilir. Peki yani bu fobileri ve okulla ilgili ya da değişik korkuları okul öncesinde mutlaka bitiriyor olmamız gerekiyor. Hepimiz adına söylüyorum bunu. Gözden geçirmeliyiz ve atlamamalıyız. Yani mesela okula alışamadı deyip evde bekleten, çok gönderme 3 gün 5 gün çok ağladı deyip evde bekleten anneler var. Yani sen o yıl göndermiyorsan sen ben bunu o yılı kayıp olarak görüyorum ve üzülüyorum. Halbuki anne kararlı olsaydı giderdi çünkü ve alışmayan çocuk da yok. Bir noktayı vurgulamak istiyorum. Çocuk çok ağlıyor. Böyle bir soru Buyurun. koymuşum kendime ve okula gitmek istemiyor. Ağlayarak da olsa okula gitmeli mi? Evet, gitmeli. Orada annenin ses tonunu bırakırken mimiklerim ya da bırakamıyor. Bazen anne beceremiyor, baba bırakmalı ya da servise verilmeli çocuk. Yani mutlaka okula gitmeli. Yani okul istemiyor diye evde beklemiyor olması gerekiyor. Gerekmiyor pardon. Şimdi bir kısaca özetleyeyim ben. Pandemiye başka bu konuda ekleyeceğiniz bir şey yoksa şu pandemi durumuna girelim. Ben Hemen. açıkçası pandemide Yani yaşadığınız tecrübelerinizi de merak İki bir ediyorum. şey daha. Ben de o tıbbi korkularına da gireceğim. Buyurun, siz isterseniz Bir önce konuyu bir vedalaşmaları toparlayın. çok hızlı yapmaları gerekiyor. İster servise bindirirken, ister okul anne baba kendi bırakıyorsa. Anne baba sabırlı olmalı. Yanında söylenmemeli, öflememeli katiyen. Sinirli olmamalıyız. Okulun sürekli güzel yanlarını anlatmalıyız. Olumlu yanlarından bahsetmeliyiz. Hatta anne babanın, aa şimdi sen bunu bahsedince ben de hatırladım ya. Senin kadarken ben de böyle bir şey yaşamıştım ama sonra çok hatta hafta sonu ve yaz tatili hep okul istiyordum. Çok okul o kadar çok seviyordum gibi. Hani ben de yaşamıştım sözü anne ve babanın çok etkili oluyor. Her türlü davranış probleminde çok işe yarar. Bu anne babalara bir tüy olsun bence. Hani ben de okula alışamamıştım. Ben de biraz korkmuştum ya da ağlamıştım. Anne baba söylerse daha hızlı alışıyorlar çünkü. Ağladığında mutlaka dinleyin ama eyvah falan modunda dinlemeyin. Sonra çözüm yollarını çocuğunuza önerim. Peki şimdi pandemiyle ilgili annelere söyleyeyim. Şimdi online ders yapılıyor ya çok da hani ikinci bir şey patlayabilir tam bilmiyoruz ama yeni bir dalga gelebilir. Okullar durdurulabilir mi onu da bilmiyoruz. Böyle karşımız tam bir muamma. Sadece tek bildiğimiz var okullar belli günlerle başlatıldı. Bana kalsa hiç pandemi olmasına bütün çocuklarımız okula gitsin. Çünkü hepsinde çok davranış bozukluğu başlıyor. Yani sosyalliği çaldı kimse. Şeyle ilgili, online ile ilgili ders çocuk öğreniyor akademik ama okula gitmek sadece akademik bilgi değil ki. Yani oradan fiziksel gelişim var, merdiven iniyor, çıkıyor, kantine gidiyor, arkadaşıyla koşturuyor. Yani bir fiziksel gelişim var, iki sosyallik var, üç ilişkileri yönetmek var. Yani sadece online eğitim olduğunda bile çocuklarda ciddi davranış problemleri başladı. Şimdi ben ailelerine öneriyorum, bir online ders saati adına söylüyorum. Günlük bir program yapmalı, bir çocukla programı yapmalı ve çocuğun masasına, evin duvarına ya da kapıya birkaç yere bu program asılmalı. Yani hangi saatlerde online ders yapılacak çocuk dinleyecek ama sonrasında ne yapacak? Bunlar da mutlaka oraya yazılmalı. Yani çocuk ders yaparken oyuncaklar odada olmamalı, masasında oyuncak olmamalı. Yani online'da o günü ve saati işte hangi saatte derse girecekse hepsi ayarlanmalı. Ayrılık kaygısının olur da okul açıldı, 2 günlük açıldı ya. Ayrılık kaygısı olursa eğer anne babana hazırlıklı olmalı. Çünkü çok uzun süre evde kaldılar. Bize de çok yapıştılar, biz de onlara çok alıştık. Hazırlıklı olun ve bir önceki anlattığımız aşamalardan geçerek mutlaka gönderin. Şimdi Bir de 2 gün öyle, 2 gün öyle. O da birazcık kafa karışıklığı karıştırıyor. yaratıyor, değil mi? Bir 2 gün online, 2 gün yüz yüze. Evet. Okula başlayacak hani bizzat okula gidecek, yüz yüze eğitime gidecek çocuklarla ilgili önceden anne babalar çok abartsınlar. Ne şanslısın okul açılıyor işte öğretmen sizi özlemiş biliyor musun işte yani çok abartın hatta parti yapın o gün okula gittin geldin minik böyle kutlamalar yapın gibi. Yani okulu biraz başta hani herkes sizi özledi ne şanslısınız gibi çok abartıyor olmamız gerekiyor. Özellikle derse girip çıkmalarda online ya da okula gidip gitmelerde gidip gitmemelerde söyleyecektim pardon. Çok ekrana alıştılar ya evde kaldıkları sürede. Lütfen şimdi okul zamanı başladı. Ödül olarak ekran kullanılmamalı. Bunun adı cep telefonu, tablet, bilgisayar her şey olabilir ama lütfen ödül olarak kullanılmasın. Yani online dersine girsin zaten belli bir süresi mutlaka belirleyecektir.
Şimdi en önemlisini söyleyeceğim. Daha bunlar küçük çocuk. İlkokul bir çocuğu, iki çocuğu ya da anaokulu çocuğu. Lütfen online dersin dışında serbest oyun saati olmalı. Çocuk istediği kadar oynayabilmeli o online dersten sonra ama ödevler bittikten sonra ve dışarı çıkması sağlanmalı. Eğer hava çok soğuk değilse, yağmur, çamur, kar yoksa her gün çünkü okula gitmedikleri için çok az haftada 2 gün gidiyorlar. Yani fiziksel aktiviteyi yerine koymamız gerekiyor. Fiziksel aktivite nedir? Yürümek, bisiklete binmek, scooter kullanmak, tırmanmak, kaymak gibi her gün mümkünse okula gidiyormuş gibi lütfen düzenli bir bahçe, yürüyüş, bisiklet gibi bir alanı da onların hayatına sokuyor olmak. Obezitede de ciddi bir artış Evet. olacak bu Oldu biliyor musunuz? Çoğunda pandemide var. online devam eden. Çoğunda var artık. Bana 9 yaşında bir çocuk getirdiler. Okula gitmek istemiyor. Çok yeni görmüştüm ben. Hem de okul değiştirecek. Şimdi bana diyor ki okula daha hiç gitmemiş ve çocuk görmemiş daha okulu. Biliyorum diyor. Beni oradaki çocuklar sevmeyecekler diyor. Niye ki diyorum. Bana şişko diyecekler, dobiş diyecekler diyor. Diyorum nereden biliyorsun diyorum. Daha ne okulu gördün ne yeni arkadaşlarını gördün. Ama diyor pandemide çok evde kaldım ya o yüzden kilom arttı diyor. Yani haklısınız. Yeni bir şey olduğu için ben de bunu hani hemen size anlatayım dedim. Bir de yaşı böyle biraz büyük olanlar MasterChef falan olmaya başladılar. Benim Evet. kızım 12 yaşında ekmek yapıyor, Ne güzel. cheesecake yapıyor. Ne kadar. Bayağı bir yemek yapmaya girdi yani. Çok meraklanıyor var böyle çocuklar. Yani işte o sürece hani rutin oluşturun demiştim ya bir program yazın diye. Mutlaka oralara çocuğun kendisinin ilgi alanlarıyla ilgili boşluk bırakıp ne yapması gerektiği, oyun oynaması olan gereken süreler ve ilgi alanlarıyla ilgili de imkanlar ve olanakları biz veliler mutlaka sunmamız gerekiyor. Bir veliler hastalıkla ilgili soru Hastalık korkusu nedeniyle bir de yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler var. Bunlara sizin açınızdan ne yapmak lazım? Ben de olayın tıbbi boyutunu aslında biraz Tamam. gireceğim. Daha önce de bu konuda bir video yayınladım. Evet. Biraz onları rahatlatmak gerekiyor sanırım. Ya şöyle bir şey, bütün Avrupa ülkeleri, Kanada ve Amerika Ağustos ortasından beri okullarını açtılar. Ben de çok fazla Türk annelerle oralarda yaşayan hep böyle online seans yapıyorum. Bizim Türk anneler de gönderiyor. Mahsus abartıyorum diyorum ki, niçin gönderiyorsunuz? Yani hele Amerika mı? Şimdi bir anneye öyle dedim. Nöroloji doktoru bir Türk anneydi. 18 aylık kızı var. Evde bakıcısı var. Kreşe başlattım da. Abarttım dedim ki nasıl gönderirsiniz? Hani Amerika'da en fazla şey var. Hani ölüm var. Dedi ki yani COVID testi pozitif çıkan bir çocuk olursa eğer 14 gün karantina, 15. gün okul. O kadar onlar sakin gönderiyorlar ki ama biz çok koruyucuyuz ya. Kendi korkuları çocuklarımıza geçiriyoruz ya. Gitmesin diye çocuğun yanında da farkında olmak çok olumsuz konuşuyoruz. Bence bütün Avrupa ülkesi gönderiyorsa zaten önlem alıyor okullar. Yani biz öğretmeliyiz çocuklarımıza maske, elleri yıkama ve belirli bir mesafede durma. Onun dışında sizi Anıl Bey sizin de fikrinizi çok merak ediyorum ben. Ama çocuklarımızı gönderiyor olmamız gerekiyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi geçenlerde bir yayına rastladım ve yaklaşık bu Mart 15 ile Mayıs 15 arası 3 aylık dönemde Amerika, Avrupa'nın lokomotif ülkeleri işte Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya gibi bir de Kore. Yaklaşık 137 milyon çocuk takip edilmiş ve hangi nedenlerle çocuklarda ölüm oluyor buna bakılmış ve Evet. kaza nedeniyle ölüm ihtimali 100 binde 9,9. Koronavirüs nedeniyle ölüm ihtimali %0,03 yani 10 milyonda 3. Dolayısıyla bir çocuğun kaza nedeniyle Allah korusun ölme ihtimali koronavirüsten 25 kat fazla. Yani eğer bir anne koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermeye endişe ediyorsa o zaman o çocuğun zaten annenin yanından 1 metre öteye bile gitmemesi lazım. Çünkü 25 kat olasılıkla bu çocuk okulda düşebilir, başını vurabilir, beyin kanaması olabilir ve Allah korusun ölebilir. Çok net söylüyorum, kusura bakmayın, kimse böyle ne diyor Anıl Bey demesin. Hani birazcık aradaki farkı Evet. iyice belirlendirmek için biraz net çerçevesini çizmek istedim. O yüzden öyle söylüyorum. Koronavirüs dışı alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölüm ihtimali herhangi bir pnömoni nedeniyle ki bu influenza da olabilir, bakteriyel bir pnömoni de olabilir.
ölüm ihtimali 7 kat fazla. Daha da ilginci, her yıl sürekli yüz yüze bulunduğumuz influenza nedeniyle ölüm ihtimali de yine koronavirüsten 2,5 kat fazla. Yani dolayısıyla hiç korkmadan güvenle çocuklarını okula gönderebilirler. Eğer kronik hastalıkları varsa, evet, yaşlı bireylerle bu çocuk bir araya geliyorsa onları çocuklarından korusun. Çocukları açısından bir risk yok aslında. Öncelikle ay, onu söylemek ya istiyorum. ben de... Çocuklar güvenle okula gönderebilirler. Gittikleri AVM veya bindikleri bir toplu taşıma aracı bundan çok daha fazla tehlikeli olduğuna emin olsunlar. Dediğiniz gibi genel kurallara, hijyen kurallarına, el yıkama, maske ve sosyal mesafeye de dikkat etsinler. Bu da yine çocukları korumak adına değil. Hani çocuklara bulaşır da başka birine zarar verir endişesiyle. Ateşli dönemlerde, soğuk algınlığı belirtileri olduğu dönemlerde şikayetlerin uzayıp uzamadığını tespit etmek açısından bir 3-4 gün evde geçirilir. Şikayetler uzuyorsa koronavirüs testi yapılır. Ondan sonra da sonuca göre bir önlem alınır. Ama çocukları açısından gerçekten korkmamaları gerekiyor. Ve bu çalışmadaki bir veri de şu: 137 milyon çocuktan 44 bininde sadece koronavirüs pozitif bulunmuş. Hani bulaşma ihtimali de çocuklarda biraz daha az ve bu 44 bin çocuktan da sadece 44 tanesi hayatını kaybetmiş ne yazık ki. Tabii ki bu bir şanssızlık. Evet. Her zaman başımıza kötü şeyler gelebilir. Sokağa çıkınca da başımıza bir şey düşüp ölebiliriz. Allah Hani o zaman hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Yani çocuklardaki ölüm oranı binde bir civarında ve bu çocukların 44 çocuğunda büyük bir çoğunluğu ya kemoterapi hastası ya immün yetmezliği var ya böbrek yetmezliği var. Yani sonuç olarak kronik hastalıkları olan çocuklar. Net çizersek sağlıklı bir çocuğun koronavirüsten dolayı başına bir şey gelme ihtimali çok 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 düşük. Anıl Bey, çocuk doktorlarının bir kısmı kesinlikle okula göndermeyin diyorlar. Sizin fikrinizi çok merak ediyordum. Benim gibi düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Beni rahatlattınız. Bir kısım çocuk doktoru çok karşılar ve aileleri çok korkutuyorlar. Hakikaten şimdi ben de rahatladım. Yani benim gibi düşünen bayağı çocuk doktoru var biliyorum. Evet, ben çocukların okula gitmesinden yanayım. Evde kaldıklarında bir daha sosyal gelişim, dil gelişim, ince motor geri kalıyor. Hadi geri kaldı, önemli. Tabii ki sağlık çok daha önemli. Ama sonra aradaki davranış bozukluğu başlıyor ve onları esas sonrasında çok zor telafi edeceğiz çünkü. Ben de aynen Bu sizin... riskleri kabullenecek bir tıbbi risk yok, en azından onu söyleyeyim. Yani böyle nefesimi tuttum ve sizi dinledim. Eyvah, hani siz de gitmesinler mi diyeceksin. Çünkü bir kısım Yok, çocuk yok. doktoru çok karşılar. Velileri... Bugün benden imza isteseler, hani çünkü galiba Milli Eğitim Bakanlığı okulları tamamen açmayı da planlıyor, öyle galiba bir söylenti bir haber var. Evet. Velilere de bir serbestliği bırakacak, Evet. imzalı onay herhalde alınacak. Ben bugün açılışsa, benden onam isteseler hiç en ufak bir endişe duymadan altına imzasını Çok atacağım. sevindim. Kendi çocuğum adına tabii ki kimseye böyle bir baskı yapamayız ama sonuç olarak herkes elini başını arasına alacak ve buna bir karar verecek. Etrafından araştırdığı bilgiler dahil ama medyanın yarattığı korku imparatorluğuyla karar vermesinler diye düşünüyorum ve şu anda bence Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesi de aynı şekilde zaten olabilecek maksimum bulaşma seviyesindeyiz. Hani okulların açılması bize daha ekstra bir vaka sayısında artış yapacağını sanmıyorum. Çünkü bu çocuklar parklarda alt alta üst üste oynuyorlar. Evet. Anneleriyle babalarıyla AVM'lere gidiyorlar, restoranlara gidiyorlar, kafelere gidiyorlar. O anne babalar işe gidiyor, arabası yoksa bir toplu taşımayla gidiyor. Ben geçen gün arabam bozuktu, bir toplu taşıma maceram oldu. Nasıl kalabalık anlatamam ben size. Hani Mart'ta bir koltuk bir koltuk doluydu. Şimdi ne değişti de yani her şey normal gibi davranıyoruz. Dolayısıyla bence bundan daha fazla artamaz. Bir an önce okullar resmen açılmalı. Aa, bu fikrinize çok mutlu oldum ben de. Çünkü bazen çocuk Meslektaşlarım bana kızıyorlar ve gelişiyor. kızacaklar buna Velilerin rastlarlarsa ama karşısında çelişiyoruz çünkü. benim düşüncem budur. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler bundan faydalanmıştır. Ben bir tane soru gördüm. Direkt konuyla alakalı değil ama izleyicimizi Evet. mutlu edelim. Bu sorunun cevabını verelim. Bir takipçimiz demiş ki,
Oğlum 20 aylık, lokal anesteziyle sünnet olacak, psikolojisi etkilenir mi demiş. Bunu önce sizin açınızdan şey edelim, daha sonra ben de bunun cevabını Tamam, vereyim. tamam. Zaten 2 yaşına kadar olsun diyoruz yani bir şekilde. Ama lokal anestezi, lokal dediniz değil mi? Lokal anestezi. Evet, o şekilde yazmış. Yazmış. Aha, peki. Yani onu tabii çocuk cerrahı ya da ne bileyim çocuk nefroloji doktoru kim yapıyorsa nefroloji doktoru şeyi onlar karar veriyorlar lokal mi diye. Oradan anne babanın ses tonu, mimikleri, olaya çocuğu karşılayışı, çocuğu işte doktora teslim edişi, aldıktan sonraki ses tonu, olaya bakışı önemli burada. Hani siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani bizim yüz ifademizi okuyarak çocuk korkacak mı, endişe mi duyacak? Nasıl? Yani biz orada anne baba olduğumuzda bizim olaya bakış açımız önemli bence. Biz olumlu bakıyorsak çocuk da olumlu atlatabilir. Sizce hangi anne baba çocuğuna iğne yapılırken ve bistürüyle Eyvah. derisi kesilirken oradan kan akarken hangi anne baba soğukkanlı olabilir? Siz bana bunu Peki, o söyleyin. zaman şöyle diyeyim ben. Bu anne için söylüyorum, bu aile için. Şimdiden olmadan kendilerini hazırlasınlar. İçinden istediği anksiyeteyi yaşasalar bile çocuğun yanında ses tonu ve mimiklerine hakim olsunlar ki çocukları çok rahat atlatsın. Anladım. Benim şahsi önerim lokal anesteziyle olmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu aile de kendine hakim olamaz. Bu çocuk da bundan korkmaktan geri duramaz. Bu yaşta çocuğa lokal anesteziyle sünnet yapılması tıbben de bence zor. Çünkü o çocuğu nasıl zapt edecekler? Zapt edilmeyen ve avaz avaz bağıran bir çocuğu sünnetin yapması doktor için de son derece zor aslında. Anne için de zor, çocuk için de zor. Eğer genel anesteziden dolayı bir endişe duyuyorlarsa anestezi ile ilgili test yapılabilir. Yine anestezi de fobisi de birazcık hani yediği ya boğazına kaçarsa korkusuna benziyor. Hani zaten sünnet anestezisi, büyük ameliyat anestezisi gibi çocuğun nefesinin durduğu, kas gevşetici yapıldığı bir şey değil. Hafif bir amnezi yaratan ve birazcık uyumasını sağlayan, derin uykuyu sağlayan bir anestezi. Dolayısıyla bu anesteziden bir zarar görme olasılığı Ankara'ya otobüse binip gitmekten daha tehlikeli değil. Yani ben açıkçası kendi çocuğum olsa lokal anesteziyi bu yaşta tercih etmezdim. Genelde de aslında 3 aydan sonra doktorlar da çok lokal anesteziyi tercih etmiyor. Tabii bu doktorla ailenin kendi Kendi arası. arasında yapacağı bir tercih. Ya ben şöyle hani tıp fakültesinde 30 yıl çalıştığım için biliyorum çocuk ürologları ve çocuk cerrahları yıllar evvel lokal anesteziyi kestiler ve yasakladılar ama tabii dediğiniz gibi orada çocuğun belki bir riski var, başka bir şey var ya da aile Yap olabilir. olabilir ama Alerjine genel de olarak evet yapıyor. lokal anestezi öneririm. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu kabullenecekler veya 6-7 yaşı bekleyecekler. İlle de genel anestezi almak istemiyorsa 6-7 bekleyecek. Olur da tesadüf bir fıtık veya ne bileyim bir geniz eti başka nedenle bir ameliyat olması, genel anestezi alması gerekirse bu 4 yıllık dönemde de o zaman da aynı anda çocuk cerrahı ya da ürologla konuşulup rica edilip aynı seansta Yapılabilir. da yapılabilir aslında. Bu da zaman zaman farklı branştaki cerrahların tercih ettiği bir yöntem olabiliyor. Peki. Eğer 60 dakika ben dakikaya göremiyorum. Dolduysa hızla kesilebilir. Kaç dakika oldu? Hani vedalaşalım diye. Evet, sanırım kapatmamız gerekiyor. Kayıtta da sorun olabilir. Bu yayını kaçıranlar için daha sonra bunu IGTV video olarak yayınlayacağız zaten. İsteyen istediği zaman Bunun 24 altında bazı şimdi ben sorular gördüm son dakika ama süre yetmediği için cevaplayamıyorum. Bunun altına soruları yazarsa eğer bilirim. Şimdi canlı video olarak şey de olacak çünkü Evet. doktor amcam Kayıtlı tanıtacak. videonun altına sorularını Yazsınlar ve yazabilirler. biz Ben o ikimiz de soruları size cevaplayalım iletirim. Anıl Bey. Evet yani birkaç tane şimdi son dakikada oldu. Tam da bitirmek üzere de hızla kapanacak çünkü şeyler. Bu videonun altına canlı yayınlanacağı için video şey... Ben şu So, bir sonra cevap. telefonu Çünkü her an birisine şey yayın çevirirken kesilebilir. başka soru var mı? Evet. Evde yetişen bir kardeş varsa bu sebeple okula gitmek istememe oluştuysa nasıl aşmalıyız denmiş. Süremiz Duyuyor doldu. musunuz?
Peki. Ha, kapatalım o zaman. Daha sonra altına soru sorsunlar. O soruları hatta biz de Çok belki teşekkür ediyorum. yazabiliriz belki de. Evet, çok güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben daha sonraki haftalarda kardeş kıskançlığını, tuvalet eğitimini Tamam, bunları da tamam. sizinle ayrıntılı konuşmayı çok arzuyordum. Tamam. Peki o soruları Kendinize mutlaka iyi bakın. cevaplayacağız. Şeylerimize söylüyorum. Tamam. Soranlara Lütfen söylüyorum. yayınladığımız videonun altına aynı soruları sorsunlar lütfen. Tamam. Peki. İyi Selamlar. akşamlar herkese. İyi akşamlar.